Geçtiğimiz cuma ilk duruşması yapılan Çiftlik Bank davasına bugün devam edildi. Mahkeme heyeti mağdurları dinlemeye başladı. Kimi binlerce, kimi milyonlarca lira kaptıran mağdurlar nasıl dolandırıldıklarını bir bir anlattı. Bunalıma girenler var, mağdur olanlar var, ailelerine boşanan var, cinnet geçirenler var. Kolay yoldan para kazanmak istediler, hayatları mahvoldu. Çiftlik Bank mağdurları nasıl dolandırıldıklarını anlattı. Sistem devam ettiği müddetçe paralarını ikiye katlayacağını. 50 lira yatırıp 50 bin lira yatırıp 5 lira alan da var, 50 bin lira yatırıp 30 bin lira alan da var. Çiftlikleri kurmuşlar, mandıraları kurmuşlar. Hayvancılık da güzel bir sektör, para getiren bir sektör. Yani hani böyle akınca da biraz da tatlı geliyor vatandaşlara. Bizler de böyle bir kandık. Çiftlik Bank örgütü ağlarını düşürdüklerinden 1 milyar 139 milyon 972 bin lira topladı. Kurucu Tosun lakaplı Mehmet Aydın o paralarla yurt dışına kaçıp gününü gün etmeye başladı. Mesafeler uzak bana, tersallarca dert denizi yok. O halen firarda ama 48 sanıklı Çiftlik Bank davası görülmeye başlandı. Sanıklar hakkında 75 bin yıla varan rekor cezalar istendi. Çiftlik Bank davasında tespit edilen dolandırılan kişi sayısı 132 bindi ancak bu kişilerden sadece 3.762'si davaya dahil oldu. Bugünkü duruşmayla beraber de mahkeme heyeti mağdurları tek tek dinlemeye başladı. Herkes ne kadar yatırdıysa onu söylüyor. 10 var, 5 var, 3 var, 100 var. Daha da fazlası var. Mağdurlar arasında Çiftlik Bank'a milyonlarca lira kaptıran dahi bulunuyor. Hata bizim. Kimse bizi yani zorlamadı. Para da tatlı geliyor diyerekten. 6 ay 7 ay içerisinde amorti ederiz. Geri kalanını kar ederiz dedim. Emsal Bey de mağdurlardan biri. Banka kredisiyle 24 bin lira aldı ve o parayı Çiftlik Bank'a yatırdı. Geri gelen 5 bin liraydı ama sonrası buhar mı oldu para? Buhar oldu evet. Mağdurlar Çiftlik Bank benzeri yapılanmalara karşı da herkesi uyarıyor. Kolay para kazanmak mümkün değil mi? Mümkün değil, değil. Bakın yani biz kandık, başka şu anda sizin aracınızı izleyen arkadaşlarımıza tavsiyemiz olsun. Kanmasınlar. Duruşmalar cuma gününe kadar aralıksız sürecek. Tüm mağdurların dinlenmesi planlanıyor.